8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Matematik Cevapları. Sayfa 13 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Matematik Cevapları. Sayfa 1310. Aşağıda 1'den 100'e kadar olan doğal sayıların yazılı olduğu bir kart verilmiştir. Serra, bu kartta 2'nin pozitif tam sayı kuvvetlerinin yazılı olduğu kareleri sarıya, 3'ün pozitif tam sayı kuvvetlerinin yazılı olduğu kareleri maviye ve tam kare sayıların yazılı olduğu kareleri de kırmızıya boyuyor. Sarı boyalı kareler, kırmızıya boyandığında turuncu, mavi boyalı kareler kırmızıya boyandığında ise mor renk alıyor. Buna göre son durumda turuncu ve mor renkli kare sayıları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. 3-3 B 3-2 C 2-3 D 2-2 Cevap C. 11. A 0 ve M ne birer tam sayı olmak üzere an A M an M ve an A M N M'dir. A 5, A 3, A 3, A 4, A 5 ve A 6 üslü ifadelerinin tamamı aşağıdaki tabloda mavi boyalı her bir hücreye bir üslü ifade gelecek şekilde yazılacaktır. A, B ve C hücrelerindeki sayıların her biri bulunduğu hücrenin aynı satır ve sütununda bulunan mavi boyalı hücrelerdeki üslü ifadelerin çarpımına eşittir. A ve B hücrelerine yazılacak olan üslü ifadelerin çarpımı A 9 olduğuna göre C hücresine yazılacak olan ifade aşağıdakilerden hangisidir? A, A B, A 3 C, A 7 D, A 9 Cevap, A LGS Çalışma Kitabı, 8. Sınıf Matematik, Sayfa 13 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.